söyle çarkı bana ne zaman döner? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet, her cuma olduğu gibi 22-15'i gösterdiğinde biz her cuma akşamları yine buradayız. Bizi buraya taşıyan, sanatçıya sahip çıkan, türkülerimize sahip çıkan değerli sponsorlarımız Sinan Karamelek ve Murat Çakma'ya sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varlar, iyi ki bizlerle beraber. Öncelikle değerli konuğum Aşık Can Malkoç var. Benim için çok değerli. Tabii türküleri ondan dinledik, ondan öğrendik. Eserleri çok güzel. Hep beraber yine devam edeceğiz. Öncelikle ben başkanımı da alayım. Bayburt Demirözü İstanbul Dernek Başkanı Talip Keskinoğlu'yu şöyle sahneye devam ediyoruz. Öncelikle tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsın başkanım, iyisin? Teşekkür ederim. Şu an inanın bir heyecan da var tabii, ister istemez ilk defa tabii böyle ki bir ortamda bulunduk. Ama tabii şu an kendimizi kendi evimizde gibi hissediyorum. Ben Duygu Hanım'ı, sizi Alper Bey kardeşimi, Cem abimi ve diğer abileri görünce de gerçekten çok mutlu oldum. Sağ ol. Cem Malkoç biliyorsunuz Bayburt Demiröz'ünde bilinen bizim kendi sanatçımız, kendi değerimiz. Teşekkür ederim. Bayburt'un, Demiröz'ün daha doğrusu Gülalık Ayıköy'ünden aslen kendisini görmekten gerçekten mutlu oldum. Yine siz ve kız kardeşiniz Duygu Hanım, esneklerden bizim 100 yıllık kadim dostluğumuzun şehri, temellerimiz aynı zaten. Sizlerle de bu heyecanı daha da iyi yaşamaya başladım şu an. Teşekkürler. Sağ olun. Daha güzel olacak. Cem abim hoş geldin, sefalar getirdin. Merhaba sevgili kardeşim. Ayaklarına sağlık. Önce beni kırmadığın için tabii ki ne çok demek, sonsuz teşekkür ne ederim. Ne demek. Bizler, ben her zaman şu kelimeyi kullanıyorum. Gönlüme yer eden, gönlüme bir dörtlüğümle nacizane anlatmaya çalışacağım. Diyor ki, hoşgörüden başka gerisi yalan, bir hışım gelirse olursun talan. Müminin gönlünde var mı bir kalan? Kalmak istiyorsan kendin ol kendin. Sen de kendinsin. Bu gönülde yer etmişsin,
gönlümüzde yer eden dostların her zamanın ayağının turabıyız. Sağ olun. Ağzına yüreğine sağlık. Başkanım da bu arada hoş gelmiş. Başkanım, Kısantı'da mı geldiniz yoksa burada mısınız? Kısantı'da geldim derseniz ne getirdiniz Kısantı'da diye soracağım çünkü. Kısantı'da şu an malum Aralık ayı ve kışın en yoğun yaşandığı dönem, zemherinin soğuğu var şu an. Ama orada. Sevgi ve sıcaklık getirmişsiniz. Getirsek ama şöyle demek ki Demir Özül'ün kaderinde bu var. Şu an memlekette bizi ekran başında izleyenlere ben öncelikle selamlarımı gönderiyorum. Onlar orada donarken biz de burada bugün buyuruk, yani bizim oranın tabiri de. Biz şu an İstanbul'dan, her Bayburtlu'nun kaderi gibi İstanbul'dan geldik. Eyvallah, hoş geldin, safa geldin. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet Cem abi, senin bir türkü alalım. Alalım bu arada. Müzisyen arkadaşlarım, çok sevdiğim dostlarım. Onlara da şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Gerçekten emekçiler onlar. Onlar çünkü bu işin hem mutfağında hem de bu işin gizli kahramanları. Onların haklarını da unutmayalım dostlar. Bakalım öyle doğaçlama gideceğiz sevgili dostlar. Gelemiyorum, yol daralmış, gül benzim solmuş, sararmış. Haber yolladım varmamış, gitti gurbet ile gelmez oyuyuy. Haber yolladım varmamış, le 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 le, gitti gurbet ile gelmez oyuyuy. Aşık Cemim gelmez tren, ağzım lal gözlerim kerem, deseydi ben canım vereyim, gitti gurbet ile gelmez oyuyuy. İsterseydi canım verem, le 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 le,
Get gurbet ile gelmez olur. Geldi geçti, geldi geçti. Ömür böyle geldi geçti. Ne acılar gördüm ama hani yarın derdi geldi geç. Çok acılar çektim ama felek yarın derdi geldi geç. Cemim baktım kara, gel de böyle derde yanma. Her nereye gidersin, seni unutacağım sana. Her nereye gidersin, seni unutacağım. Geldi geçti, geldi geçti. Ömür böyle geldi geçti. Çok acılar gördüm ama felek yarın derdi geldi geçti. Çok teşekkür ediyorum. Ağzını yüreğine sağlık Cem abim. Yine yaktın bizi. Başkanım ne sözler değil mi? Geldi geçti, geldi geçti. Of. Zaten dertli insan olmazsa bence türkü de olmaz. Hasret olmazsa, evet. Gurbet olmazsa zaten türkü de olmaz. Doğası temeli bu. Zaten bizim kültürümüzün aslında yoğruluş ham maddesi de bu. Evet. Hasretliğin, gurbetin olması işte böyle, bir de Cem abim gibi güzel sesler olduğu zaman, sizin gibi tabii. Güzel sesler olduğu zaman işte dile geliyor her şey. Ağzına yüreğine sağlık abi. Teşekkür ederim. Nacizane okumaya çalışıyorum. Sağ ol abi benim. Evet başkanım. Seni o zaman mikrofonundayken şöyle kısa bir tanıyalım seni. 1982 Bayburt Demirözü doğumluyum. İlk ve orta öğretimi Demirözü'nde tamamladım. Lise eğitimli Bayburt merkezde. Sonra üniversite, Erzurum Atatürk Üniversitesi. Peşinden Demirözü'nde 2 yıl sözleşmeli bir öğretmenlik yaptım. Sonrasında vatani görev Erzurum. Sonra bir Kıbrıs maceramız oldu 2-3 yıl. Tabii Kıbrıs'ta olmamızdaki katkılarından dolayı da özellikle amcama çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs'tan sonra da taşı toprağı altın İstanbul. 2010 yılından beri de İstanbul'dayız. 6 yıldır İstanbul'dayım. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 6 yıldır IT sektöründe çalıştım. Şu an hem IT, bilgi işlem, hem bilgi işlem hem de otomotiv sektörüne girmiş bulunuyoruz bu vesileyle 2016'nın sonunda. Böyle hayatımıza devam ediyoruz. Evet, güzel. Başkan ne zaman oldun? Yani seçim ne zaman oldu? Seçildiniz? Şimdi aslında şöyle, bizim geçen yıl 2015'in Kasım ayları gibi, bu özellikle Bahçerevler, Şirinevler mahallesi tarafında yoğun bir Demirözülü nüfusumuz vardı. Biz önce kendi aramızda şöyle düşündük, ya dedik ki biz hani 100 yıldır Demirözü'nde, onun tarihini anlatacağım özellikle 100 yıl dememin sebebini. Demirözü'nde biz 100 yıldır bu şekilde dost iç içe yaşadık. Madem kader de bizi burada birleştirdi, İstanbul'a getirdi, biz burada bir kahvaltı organizasyonu yapalım kendi aramızda, 30-40 kişi artık ne kadar kişiye ulaşabilirsek. Bana ulaşmadınız, onu biliyorum da. Ama sonradan üye yaptık size, ama evet. Duygu Hanım'ı yapmadık. İnşallah Cem Bey ile Duygu Hanım'ı da bugün yapacağız. Bu arada ben söylemeden geçemeyeceğim. Vizyon 58 kanalındayız. Ben bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum kanalın.
Sivas kanalı. Sivas'ta bu ara Demiröz'ün, bizim Demiröz arasında da bir bağ var aslında. Bizim mevcut kaymakamımız, yani Aralık ayı itibariyle Sivas Vali Yardımcısı olarak Sivas'a tayin oldu. Daha önceki Sivas Vali Yardımcısı da yine bizim Demirözlü Çiftataş mahallemizden Salih Ayan abimizdi. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na geçti kendisi. Dolayısıyla böyle bir bağımız olmuş oldu. Bu da bunun işte tescili oldu artık. Bundan sonra da inşallah daha da görüşürüz. İnşallah. Bir Türk yala. Yine o zaman Cem abimin türküsünü okuyayım. Çok da istek var ona. Oğul yapalım o zaman. Sana gelen bana gelsin.
kalbimi kimse bölüp almasın. Sen ağlama benim gözüm ağlasın. Sana gelen bana gelsin. Ben ölem oğul oğul. Ben ölem oğul oğul. Ben ölem oğul oğul. Sana teşekkürler. Ben bu sanatçıyla başladım. İlk önce oğulla tanıştım. Düğün, dernek, gece. Herkes diyor ki oğulla başla diyor. Yani dernek başkanı çağırıyor oğulla. Beni öyle tanıdılar işin gerçeği. Yine kalemine sağlık. Değerli abim benim. Eser ama nasıl sözler? Başkanım. Oo başkan daldı. Gören değil mi? Evet evet. Ağzına yüreğine sağlık. Türk'ün şimdi etkisinde kaldı. Bir de şeyi çok merak ettim. Yıllarda söylüyorum bu türküyü. Bu oğul türküsü nasıl oldu yani? Nasıl yazdın? Nasıl geldi? Biraz sonra anlatırız tamam, değil mi? Tamam. Biraz sonra anlatırız. Tamam. Ben de bir toparlayayım iyice. ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten tabii ki eser yapmak o da bir ayrı marifet. Ayrı bir meziyet ama onu sunmak o apayrı bir meziyet. Kardeşim de çok güzel sundu değil mi dostlar? Yüreğine sağlık. Cem abi hiç soğutmadan bir türkü alalım sonra başkanıma dönelim sorulara devam edelim. Öyle mi? Başkanım bu arada, rahatlasın. Bu arada bir mesaj gelmiş, not gelmiş. Aynen yazılan neyse onu okuyayım. Yazmışlar Cem Malkoç abim sizi zevkle dinliyoruz. Sizden oğlum Muhammed Emin ve eşim için tüm Bayburtlar için türkü istiyorlar. Atakent Alf Yıldırım. Buradan Atakent'e selamlar olsun. Sağ olun. Cem abi bir an iki tane mesaj okuyalım. Tabii ki. Bakın Cem kime gelmiş? Tabii ki o dostları da yad edelim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Ben mesajlarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. 58 yazıp boşluk bırakıp 39-69'a gönderiyoruz. Hemen mesajlarımızı okuyalım. Duruşunuzla, kişiliğinizle ve güzel sesinizle her şeyin en güzeline layıksınız. Başarılarınızın devamını diliyor. Üstad Aşık Cem Malkoç'a da selamlar. Sponsorlarınız Sinan Karamelek ve Murat Çakmağ'a da sizin nezdinize teşekkür ediyorum. Sevgili Ufuk Altun. Değerli kardeşim, yine yalnız bırakmadın, hasta oldu. Bu arada geçmiş çok olsun, dileklerimizi diliyoruz. Evet. Her çarşamba akşamı o programı kaçırmasınlar. Tüm dinleyicilerine buradan selamlar olsun. İyi akşamlar Alper Bey. Güzel Üstad Aşık Cem Malkoçoğlu bizleri sizlerle buluşturduğunuz için teşekkür ederiz. Gürelahayı Köyü Dernek Yönetiminden Serdar Türk Yılmaz. Selamlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Sarıgaz'dan Hasan Şahin. Aşık Cem yaptığı eserle çok güzel başarıların devamını dilerim demişler. Eyvallah. Sağ olsunlar. İzmir'den Yaşar Gürer Talip Başkanıma ve Alper kardeşime selamlar. İyi yayınlar. Alper kardeşimden Demiröz'ü türküsünü istiyoruz demişler. Söyleriz. Alper'cim hayırlı olsun, Allah gönlüne göre versin. Programlarınızı Celal Derneği Başkanı Sait Kaya göndermiş. Değerli Sait abime teşekkür ederim. Çiçekçi değil mi abi? Çiçekçi. Tüm çiçeklerin güzellikleri Sait abime teşekkür ediyorum. Demiröz'ümüzü temsilen orada bulunan Başkanımız Talip Bey ve sizlere selamlar. Alper Esek'ten Kime Kin Ettin de Giydin Aldırı türküsünü söyler misiniz? Birol Keskinoğlu göndermiş. Söyleriz. Birol amcanız selamlar olsun. Bir tane daha söyle, sonra Cem abi bekletin. İyi yayınlar. Cem Malkoç başarılarınızın devamını dilerim. Derviş Sınık göndermiş. Sağ olsunlar var. Teşekkür ederim. Derviş hocam da eğitmen kendisi. Ferah Evler'de güzel bir dershanesi var. Buradan kuşak turusu selamlar yolluyorum. Bu arada hangi kameraya bakıyorum ben ya? Buraya mı bakıyorum? Kaç tamam. Tane var? 6 tane kamera var maşallah. Evet. Şu tarafa mı bakıyorum? Tamam. Devam, yola tabii devam. Ki. Yola devam. Tamam. Ben de bu okuyacağım eseri az önce okuduğum güzel dostlara, Atakent'teki o güzel insanlara ve
Atakent'ten bir mesajımız daha var. Hazır Atakent demişken. Oku kardeşim. Onu da okuyalım. Oku bacım, oku. Atakent'ten İrfan Gülşen, Erzurum Ahmet, Mazali, Kamber Altun için bir türkü istiyoruz. Alper Bey, topluca sizi izliyoruz. Cem Bey bizim ozanımız demişler. Teşekkür ediyorum, sağ olasınlar. Almanya'da bizi izliyorlar. Burak Şubatlı, sevgili kardeşim, bugün 33 yaşına giriyormuş. Uzun ömürler diliyorum. Bu eserimi onlara ve bütün gönül dostlarına göndereyim efendim. Karanlığı bastı mı, bastı mı? Ayrılığın beni dara astı mı, astı mı? Güzel yüzüne daha ben doymadan, doymadan. Çekip gittin ayrılığın vakti mi? Eman eman. Çekip gittin ayrılığın vakti mi? Güzel yüzüne daha ben doymadan, doymadan. Çekip gittin ayrılığın vakti mi? Eman eman. Çekip gittin ayrılığın vakti mi? İşe güce var tüvelim gitmiyor, gitmiyor. Günler, aylar, yıllar oldu bitmiyor, bitmiyor. Ahvalimi gidin yara büzdürün, olur büzdürün. Bu dünyada yerini kimse tutmuyor, eman eman. Bu dünyada yerini kimse tutmuyor. Ahvalimi gidip yara büldürün, olur büldürün. Bu dünyada yerini kimse tutmuyor, eman eman. Bu dünyada yerini kimse tutmuyor. Aşık Cem'im bulanık su akmazın, akmazın. O yar benden başkasına bakmazın, olur bakmazın. Kurban olduğumdan bir dileğim var, dileğim var. Sevenlerin yüreğini yakmazın, eman eman. Sevenlerin ciğerini yakmazın.
ağzımda bir dileğim var, dileğim var. Sevenlerin yüreğini yakmaz, aman aman. Sevenlerin ciğerini yakmaz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Yüreğine sağlık. Cem abim, bu eser Güler Duman okumuş değil mi? Hatta ilk dinlediğimde Cem Alkoç yazdı. Dedim yine Cem Baba yazmış. Yemin eyvallah, ederim. Sağ yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Evet başkanım, sana dönelim. Az önce 100 yıllık bir sloganımız var dediniz. Evet, 100 yıllık kadim dostluğun şehri Demiröz diyoruz biz. Aslında şöyle, biraz önce hani sormuştunuz nasıl bu yönetim şeklinde. Biz geçen yıl işte 40 kişiyle oluşan bir kahvaltı organizasyonu yapmayı planlamıştık. Aslında oradan geliyor mesele. Sonradan biz tabii günümüzde malum sosyal medya çok meşhur, kullanıcısı çok fazla. Biz bunu duyurmaya başladık. İşte hani 28 Şubat'ta, 21 Şubat Bayburt'un kurtuluşu. Onun haftasında işte Bayburt derneklerinin büyük organizasyonları oluyor İstanbul'da. Onun akabinde böyle bir kahvaltı programı yapalım diye bir plan yaptık. Tabii sosyal medyadan bize çok dönüşler oldu. Biz 28 Şubat'ta, 2015'in 28 Şubat'ında, 2016'nın çok özür diliyorum, 620 kişiyle İstanbul Şirinevler'de bir kuşluk çayı programı yaptık. O zaman da aslında şöyleydi, kuşluk çayı bizim belki yöresel bir tabirdir, Cem abim de bilir yani. Böyle sabahla öğlenin arası bir vakit, kuşluk vakti diye. Biz orada bir kahvaltılı bir organizasyon yaptık. 620 kişi sağ olsunlar katılım sağlandı. Tabii Demirözü'nden gelenler oldu, işte farklı illerden gelen yine Demirözüller. Bu şekilde bir organizasyon. Daha sonra bunu aslında süreci tamamıyla beklentiler bu noktaya getirdi. Biz Demirözü'nün 27 tane köyü var, 4 tane de mahallesi var. Biz Demirözü Gençlik Derneği olarak aslında tüm Demirözü'ye, yani Demirözü'nün köyleri dahilinde o faaliyeti yapmaya başladık. 28 Şubat'taki kuşluk çayından sonra ister istemez talep olunca bu sefer bir kurumsal kimlik istemeye başladı. Çünkü kim yapıyor bunu, arkasında kim var şeklinde. Sonra sağ olsun bizim Şirinevler civarında oturan ve İstanbul'un diğer tarafında oturan arkadaşlarla 24 Haziran'da resmi başvurumuzu yaptık. 100 yıllık kadim dostluğun şehri Demirözü sloganıyla İstanbul Demirözü Gençlik Derneği. İstanbul'da şöyle, metropol İstanbul, başka İstanbul'da yok yani Cem abi. İstanbul'da aslında bütün kapıların önümüze açılması için İstanbul tabirini kullandık. Yoksa sadece İstanbul'a has bir dernek değil burası. Bütün Türkiye, yani Türkiye'deki Bayburtlulara, Demirözlülere, daha doğrusu gönül veren herkese ait. Zaten nasıl ki Cem abim bu 700 küsür tane bestesini yaptığı zaman gönülden yapıyorsa, bu STK işte gönülden olan bir iş zaten. Dolayısıyla 100 yıllık kadim dostluğun şehri Demirözü ile derneğimizi kurmuş olduk. Kadim dostluğun 100 yılın şeyinde bir dahaki sorunuzu açıklarım veya şimdi açıklarım. Şimdi şöyle, bizim Demirözü eski ismiyle Kısanta zaten. Ben önce Kısanta'dan biraz bahsedeyim. Kısanta aslında Rusça bir kelime. Aslında Ermenice olduğu söyleniyor ama Ermenice'de bir manası yok Kısanta'nın. Rusça bir kelime. Rusça'da da sarıca demek manası, sarıca demek. İşte bu 1900'lü 30'lu yıllarda bu köylerde, illerde işte Türkçeleştirme isimleri başlamış. Bizim Kısanta'da artık demir madeni yok ama Demirözü demişler ismine. O günden sonra yani 1914 diyelim, ilçemizin ismi Demirözü olmuş. Şöyle 1914 yılına geldiğimizde aslında şu an mevcut yaşayan halktan hiç kimse Demirözü'de yokmuş. Yani ataları, dedeleri falan yokmuş. Bundan 100 yıl önce tamamıyla orada Ermeni halkı varmış. Tabii Bayburt 1000 yıllık tarihe sahip, Türk tarihine sahip Bayburt. Ama Demirözü, özellikle Kısanta merkez, bunun dışında 1914 yılında tecir başladıktan sonra işte malum diğer bölgelerdeki Türk nüfusları Anadolu'ya gelmiş, Anadolu'daki diğer nüfuslar işte tecir olayları başlayınca bizim 1914 yine söyleyeceğim, şu an mevcut halktan bir Artvin'den gelen Demireli haricinde ilk gelenler Demirözü'ne albaylar. Tunceli Dersim tarafından, ondan sonra yine Erzincan'dan, Revan'dan, Erzurum'dan,
Ankara'dan beylikler gelmiş, devlet tarafından gönderilen. Trabzon'da bir heyelan olmuş, özellikle Çaykara bölgesinde o taraftan gelenler olmuş. Dolayısıyla bu işte her 5 yılda 10 yılda böyle sırasıyla devam etmiş bu göçler. Tabii şimdi Ermeni boşaltınca orayı, arazi de büyük, toprak da çok, iklim kötü olsa bile toprak var işte o zaman. Bu sefer Bayburt'un suya aşağı köyleri dediğimiz, yani suya Çoruh Nehri'nin akışına göre aktığı bölgeye doğru suya aşağı köyleri dediğimiz köylerden gelenler olmaya başlamış. Dolayısıyla 1980'li yıllara kadar eski komşular dediğimiz, yani Kısanta'da eski komşular dediğimiz yaklaşık 128 hane işte Demirözü'ne yerleşmiş. Tabii 1940'lı 50'li yıllarda Demirözü'ne gelip İstanbul'a göç edip işte Albay Soy isimleri, Baran Soy isimleri, o haneler Demirözü'nde 30-40 yıl yaşamışlar. Daha sonra İstanbul'a göç etmişler veya yurdun farklı yörelerine göç etmişler. Bizim de aslında bizi heyecanlandıran noktası da burası işte. Yani 100 yıl olmuş ve farklı mezheplerden farklı insanların, yani 100 yıl öncesi yok bunun, buraya gelmişler, yurt bilmişler ve 100 yıldır da huzur barış içerisinde yaşanan bir yer. Kimileri tarihçiler buna şey diyorlar, kozmopolit de diyen var, beynelminel diyen de var. Aslında bizim dernek ismindeki bir İstanbul'u bir kullanmamızın sebebi de bu yani. İstanbul da aynı bizim Demirözü gibi beynelminel, yani kozmopolit bir şehir. Dolayısıyla bağımız da öyle. Yüzyıllık kadim dostluğumuzun hikayesi de bu şekilde. Evet. Öğrendik Cem abi. Kısanta nereden geliyor? Ben bu arada şöyle, tabii Alper kardeşim, Duygu Hanım, siz bilmiyorum Demirözü'ne siz gelmiştiniz daha önce. Siz de gelmiştiniz. Sizin dedeleriniz, rahmetli dedeniz uzun yıllar Demirözü'nde muhtarlık yapmış. Şu an evet. Amcalarınız orada şey yapıyorlar. Menis amcama buradan selamlar olsun yine. Menis amca orada. Yine tabii yiğit namıyla anılırmış derler ya. Galoların Menis diye diyelim. İnşallah bundan sonra tabii Cem abim de, yani bizim Damlaca köyümüzden daha önce bir organizasyon olmuştu. Cem abi orada görme fırsatımız olmuştu. Bundan sonra inşallah daha sık karşılaşacağız. İnşallah çünkü beraberiz. Bu memleket bizim. Yani aynen. Ben şurası cidden çok önemli. Yaşadığın yer neresi olursa olsun, bulunduğun mevki, makam, konum ne olursa olsun, ecdat neredeyse, atanın dedenin mezarı neredeyse, mutlaka bir gün geleceğin, öyle ya da böyle bir gün geleceğin. İnşallah biz de bundan sonra sık sık görüşeceğiz. İnşallah. Başkanım, faaliyetlerinizde direkt Can Baba ile biz hazırız. Bir telefonu yetiyor. Faaliyetlerimiz şöyle, ben gece yapın ya başkanım. Tabii gece zaten şöyle, geçen yıl dediğim 28 Şubat Kuşluk Çayı organizasyonumuz vardı. Bu artık geleneksel hale geldi. Bunu inşallah bu sene de 25 Şubat'ta Pazar günü buradan ekran başında bizi izleyen hazır ol. Bütün önce Yaşar abime bir selam söylüyorum. İzmir'den Yaşar Gürer abime. Teşekkür ediyorum mesajı içinde. 26 Şubat Pazar gününe denk geliyor. İnşallah ikinci Kuşluk Çayımız organizasyonumuzu da yapacağız. Sizlere de, geçen yıl siz de oradaydınız Kuşluk Çayı programımızda. Şeker Hala ile birlikte değil mi? Aynen. Kendisine Şeker Hala deyince Ali Yılmaz amcam, yine bizim Demirözü'nün meşhur müzisyenlerinden. Evet. Rahatsız da geçirip kendisine acil için, Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah bu seneki 25 Şubat'taki Kuşluk Çayı 2 programımızda Cem abim, orkestra ekibi, Duygu Hanım, Alper Bey, sizlerle biz birlikte ikincisini yapacağız. İnşallah sizlerle beraber İnşallah. Olacağız. Evet, bir türkü okuyalım. Öyle bir ses alalım. Öncelikle bir mesajımız var, şimdi okuyayım hemen. Alper Bey ve Duygu Hanım'ın programı güzel geçiyor. Cem abime selamlar olsun. Dernek başkanımıza başarılar dileriz. Taşpınar ailesi açma bugün perdeler demiş. Yavaş yavaş girelim. Ben seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam. Neler duydum sorma neler, ben bu yükü taşıyamam. Thank you.
açma bugün perdeleri. Çıkma kapılara, çıkma. Açma bugün perdeleri. Çıkma kapılara, çıkma. Ölümüne sevdim seni. Başıma yıkma, dağları başıma yıkma. Ben seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam. Neler duydum sorma neler. Ben bu yükü taşıyamam. Teşekkürler. Hiç durmadan Cem abi. Devam edelim. Cem abi şu anam anam türküsünü. Evet arkadaşlar, canlı canlı gidelim. Anam mı geliyor? Gelsin bakalım. O zaman o türküde değerli Hıdır dayım, Özkan dayım, Selahattin dayım Fransa, Almanya, Avusturya'ya gitsin. Murat genç, Duygu genç. Ve değerli anneannem İzzet gencen gitsin. Toprağı bol olsun. Hanım Esle'ye gitsin. Toprakları bol olsun onların adına. Şöyle anam diyelim ve gönül Esle'ye. Bak anama. Ekmeğimde tuzun tuzun sevim anam anam. Benim anam. Yüreğimde sızımsın sen, anam anam, benim anam. Derdine nasıl dayanam? Yüreğimde sızımsın sen, anam anam, benim anam. Derdine nasıl da yanayım? Anam yemedi öldürdü, anam giymedi giydirdi, anam gezmedi gezdirdi, anam anam benim anam. Derdine nasıl dayanayım? Anam gezmedi gezdirdi, anam anam benim anam. Derdine nasıl dayanayım? Her şeyin namını çeken, gözünde hep yaşlar döken, anam anam benim anam, derdine nasıl da
derdin en az da yanayım. Anam yemedi yedirdi, anam giymedi giydirdi, anam gezmedi gezdirdi, anam anam ya benim anam. Derdine nasıl dayanayım? Anam gezmedi gezdirdi, anam anam benim anam. Derdine nasıl dedikçe buram yanar. Anam anam benim anam, derdine nasıl dayanayım? Ah dedikçe içim yanar. Anam anam benim anam, derdine nasıl. Anam giymedi giydirdi, anam gezmedi gezdirdi, anam anam benim anam, derdin en ansız da yanayım. Anam gezmedi gezdirdi, anam anam benim anam, derdin en ansız da yanayım. Ağzını eline sağlık. O güzel annelerin de ellerini öpüyoruz. Söyle başkanım. Vallahi Cem abi böyle anam dedim mi işte insanın böyle tüyleri diken diken gerçekten oluyor. Gerçekten vallahi benim de aynı. Şimdi diyeceksin ki ya bu talibe de mikrofonu verdik mi kardeşim, alamıyoruz diyeceğiz ama ne yapın böyle alacağız, şey mecbur alacağız. Estağfurullah. Çünkü ekmek parası. Reklama mı gireceğiz? Ekmek parası. Tamam, reklamdan sonra o zaman anam diyeceğiz Cem abi tekrardan. Evet, kısacık bir aradan sonra tekrar Cem abim ve değerli başkanımla beraber olacağız. Hiçbir yerden ayrılmayın, çayınızı kahvenizi tazeleyin, biz birazdan oradayız. Hele bir alkışlayın.
başına bir gözüne olmuyor. Ben ona sevmesini öğretemedim. Bir kaşına bir gözüne olmuyor. Ben ona sevmesini öğretemedim. Ele gelen bahar bize gelmiyor. Ben ona sevmesini öğretemedim. Ben o soysuza sevmesini öğretemedim. Ah, ben o soysuza sevmesini öğretemedim. Ele gelen bahar bize gelmiyor. Ben o soysuza sevmesini öğretemedim. Ben o soysuza sevmesini öğretemedim. Ah, ben o soysuza sevmesini öğretemedim. Şu dersimin yolu dardır, sensiz geçen gün zarardır. Beni haldan hala koyar, vallahi dinsiz imansızdır. Beni haldan hala koyar, vallahi dinsiz imansızdır. Aman o yar, canım o yar, aradım ben diyar diyar. Gece gün çok yalvardım, belki yüce Mevlam duyar. Aman o yar, canım o yar, aradım ben diyar diyar. Gece gündüz çok yalvardım, belki yüce aşık Cemim dağı taşı dinmiyor gözümün yaşı. Mevlan öyle yaratmış ki bulunmaz ki vallah eşi. Mevlan öyle yaratmış ki bulunmaz ki vallah eşi. Aman o yar, canım o yar, aradım ben diyar diyar. Gece gündüz çok yalvardım, belki yüce Mevlam duyar.
kende görmüşler. Al günüm günüm, siyah saçın sırma yine örmüşler. Yar eyleyler, dur ben de gelem ama. Bana vermişler. Ah, beni böyle yakıp vur gider misin? Evet sevip sonra terk eder misin? Yar eyle aman o yar, canım o yar, aradım ben diyar diyar. Gece gündüz çok yalvardım, belki yüce Mevlam. Gece gündüz çok yalvardım, belki yüce Mevlan duyar. Oh, süperdi. Yine Cem abimin yine kalemine, yüreğine sağlık. Yazıyor abi. Ya Alper'im kusura bakma, vallahi ben pek böyle çok spontane hareketleri de yapmam aslında, ama işte türküler de böyle bir şey. Bir de onu güzel dillendirince insanın duyguları depreşiyor. Gerçekten. Vallahi dayanamadım, dedim böyle bir uzun hava asileyim. İnşallah güzel oldu. Güzel de okumuşturun inşallah. Vallahi yarın, çünkü zor bir uzun hava. Evet, yarın 11.30'da tekrarını izle. Dersin güzel. Ki olmuş. Tamam. İzle. Yarın tekrarı var 11.30 sabah. Bir de gece 1'de var. Tekrar izleyebilirsin. Başkanım izleyebilirsin. Sonra değil mi? Ben nasıl konuştum, nasıl yaptık? Yakışıklı duruyor muydum orada? Evet, anamda kalmıştık başkanım. Bir dörtlüğüm vardı. Vallahi bugün şimdi bizi böyle diyardan diyara uçurduk. Santa'dan girdik, böyle İstanbul'a kadar geldik. Şimdi tabii anne babanın yeri insan hayatında çok farklı. Tabii analar daha fedakar. Evet. Bu hayatta. Ben de bundan Cem abi böyle 2004 yılları Demirözü'nde işte bir 2 yıl kadar bir sözleşmeli bilgisayar öğretmenliği yaptığım bir dönem vardı. Yıl sonu öğretmen arkadaşlarla işte farklı bir etkinlik yapmak mezun olduğu olan öğrenciler için diye bir program tertip ettik. Orada tabii bizde böyle büyük salonlar yok Demirözü'nde, o zaman yoktu daha doğrusu. Şimdi sağ olsun belediye başkanımız da ilçemize yeni bir salon kazandırdı böyle. Değerli başkanımız selamlar olsun. Selamlar olsun. Tabii başkanımız çalışıyor. Gerçekten kısanta güzel oldu. İnşallah da anlayacağız. Demirözü Belediye Başkanı Selam Ersen abimle ilgili yine anlatacaklarımız tabii ki var. Salon küçük olduğu için dedik önce bayanlar olsun, sonra erkekler olsun, yani sığmayacaklar için. Tabii ilk bayanlar seansı biz dedik katılmaz olur. Belediyeden anons verdirdik abi o zaman. Salon hınç doldu böyle. Yine bizim yöresel bir sanatçımız var, Uğur Kurtulmuş abimiz. O saz çalıyor, işte şey yapıyor. Ben de şimdi bu davul zurna olduğu zaman abi, bağlama olduğu zaman insan ister istemez sesi de kötü olsa, kendi de beceriksiz de olsa dökülüyor abi içinden bir şeyler. Dedim Uğur abi dedim, sen dedim çal dedim bundan dedim, tamam mı? Ben sadece şiir olarak gireceğim dedim. O böyle alttan bir fon verdi. Ben de işte elma oğlanda gel anam, bahçayı dolanda gel anam, hasta düştüm gelmedin, bari can verende gel anam. Ben
okuyacağım ana. Gör bak, hem de mühendis olacağım. Kısantıya geleceğim ezan sesinde. Elin öpeceğim canım anam, heyran anam diye bir tane şiir okudum. Demek ki bunu işten söylemişiz böyle. Dua niyetine geçmiş. Derken tabii bu şiirden sonra bizim gurbet hayatımız tekrardan başladı. Şimdi bizim anneler bizde aslında şöyle, bir de babaanneler var. Biz böyle büyük ailelerde büyüdüğümüz için Demirözü'de hale devam ediyor. Yani İstanbul'la kıyaslamamak lazım. Çünkü burada evler 90 metrekare, 2+1 kimse sığmıyor vesaire vesaire. Ama biz önceden öyle değildi Demirözü'de. Şu an hala o kültürü devam ettiren insanlar var. Dede, amca, babaanne, herkes bir arada. Dolayısıyla ben bu vesileyle büyük annem, babaannem yani kendisine sağlık, uzun ömürler diliyorum. Yine anneme, hepsine saygı sevgi, bütün annelere, daha doğrusu Demirözü'ndeki bütün annelere. Biz de gerçekten inşallah Alper kardeşim Demirözü'nde görüşürsek, zaten görüşeceğiz tabii ki. Oradaki hani bu birlik bütünlüğü göreceksin. Yani ben mesela bizim çok hani benim samimi işte Bektaşi arkadaşlarım vesaire vardı. Biz annelerine anne diyerek, onlar da bizim annelerimiz anne diyerek biz o şekilde büyüdük. Hepsine ben kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Şu an bizi yine ekranlarda izleyen halamlar var. Onlara hepsine kucak dolusu ellerinden öpüyorum bütün büyüklerimizin. Yine çok özür diliyorum. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan yine Yavuz Göktaş abim olsun. Komiser, biraz önce Duygu Hanım sordu, evet. Ya dedi, aramızda komiser mi var dedi. Var dedim. Demirözü'nün gururu Kadir komiserimiz de aramızda. Bizi korumaya gelmiş. Tabii bizi korumaya gelmiş. Varlığıyla bize her zaman mutluluk veren abimiz. Yine Fatih Süngüoğlu kardeşim, Tur abi o kadar kardeşim, Muharrem Beli kardeşim, İlyas Kılıç kardeşim, Haktan Ersen kardeşim. Hepsine de ben teşekkür ediyorum. Sağ olsun başkanım. Mikrofonu bırakma, bir soru sorayım. Tabii. Üye sayımız ne oldu şimdi en son ben geldiğimde? Ben üye oldum zaten. Tabii, ben tabii. 69'dayım, Bayburt. Tabii, Bayburt'tu size şey yaptık. İnşallah 169 diyeceğim ama 169 da geçti. Artık 369 da Cem abim olur yani, yapacak bir şey. Maşallah. Yani öyle. Şu an bizim mevcut 248 üyemiz var. Bu 248 üyemizden 36 tanesi bayan üyemiz. Diğerleri de erkek üyelerimiz. Genelde İstanbul'da yaşayanlar, yani Demirözü tarafından fazla olmuyor. Şöyle, biz zaten gençlik derneğimizi kurduğumuz zaman tüzüğümüze şubeli şekilde yazdırmıştık. Şimdi Demirözü'nden bir talep var. Meşhur bizim Demirözü'müzün bir asma ağaçlı kahvesi var. Oradan bir talep geldi. Eğer nasip olursa, yönetimimizle görüştük zaten ilk toplantıda. Eğer şey olursa bir şubemizde Demirözü'nde olacak. Yapımız, yapı itibariyle yani bizim derneğin farklı kılan şöyle, biz yönetimimizi 9 komisyondan oluşturduk. Yani 10 ana kadrodaki yönetimimizi 9 ana komisyondan oluşturduk. Bu komisyonların içerisinde işte kamu kurumları ve iş adamlarıyla ilgili bir komisyonumuz var. İşte ikinci komisyonumuz kadın kolları var. Diyebilirim ki yani yanlışsam inşallah yanlış değilim çünkü ben görmedim. Bayburt derneklerinde neredeyse hiç yok gibi bir kadın üyenin yönetimde olması. Bizim yine öyle bir farklılığımız var. Yine eğitim, teknoloji ve proje diye bir komisyonumuz var. Bu tamamıyla Demirözü'deki öğrenci arkadaşlarımıza, oradaki okullarla ilgili bir komisyonumuz var. Onun haricinde yine STK'larla iletişim, yine şurayı hemen bir dipnot geçeyim. İstanbul'da Demirözü adına ilk dernek biz değiliz tabii. Bizim büyüklerimiz sağ olsunlar 1980'li yıllarda ilk gelenler Demirözü Derneği adına bir dernek kurmuşlar. Biz de onların küçük kardeşleri, evlatları diyelim. Biz de o şekilde kurmuşuz. Buradan Fikret Ağar'a da buradan selamlar olsun. Bayburt'a. Fikret Başkanıma çok selamlar gerçekten. Onları da tekrar alacağız. Bu hafta konuşacağız. Onları da alacağız. Öncelikle gençleri alalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii biz onların tecrübelerini görerek, evet. onların tecrübelerinden istifade ediyoruz. Yoksa büyüksüz, nasıl ki bir ev olmadığı gibi, büyüksüz bir STK'da, sivil toplum kuruluşu da olmaz. Büyüklerimiz her zaman bizim baş tacımız. Bizim yönetimde şöyle bir şey de var. Ayrıca yönetimimizin haricinde bir de danışma kurulu diye İstanbul'da yaşayan, yaş olarak 60 yaşların üzerinde olan Demirözülü büyüklerimizle danışma kurulu olarak bir komisyon kurduk. Onların da sürekli fikir alışverişi yapıyoruz tabii ki. Güzel başkanım. Mesajları alalım mı? Şu an 192 tane mesaj var. Kısantalılar uyumadı, sağ olsunlar. Cemal Koç'un değerli sevenleri de zaten bol bol göndermiş, okuyalım.
Selam, ben İstanbul Ağa Mehmet Kınay'a yaptığınız program için başarılarınızın devamını diler. Alper Bey, Cem Malkaçoğlu'nun içinden gelen bir türküyü tüm Demirözü halkına gelsin. Teşekkürler, başarılar demiş. Sevgili Alper Duygu Esnek, sizi yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca aşıklık geleneğinin çok iyi temsilcilerinden Cem Malkoç'u da selamlıyor. Değerli Talip Başkanım ve değerli hemşehrilerime selamlar. Sercan Hüseyin Yılmaz. Başta Demir Özler olmak üzere bütün Bayburtlara hayırlı akşamlar diliyorum. Alper ve Talim kardeşlerimi kutluyorum. Sizden Baba Türküsü istiyorum demiş Halil Fidan. Selam güzel yürekli adam Alper. Sait Kaya Başkanımıza, Murat Çakmak ve Sinan Karameli'ye konuklarınıza selamlar olsun demiş Murat Altunhan. Yine merhaba, biz şu an Ergün ve Hacı Ömer kardeşimizle sizleri izlemekteyiz. Buradan başkanımız Talip Bey ve tüm Demirözlülere selam olsun. Anam babam ve bacım için Alper abiden Oğul şarkısını istiyorum demişler. Okuduk, göndermiş olalım. İyi akşamlar Alper abim ve Duygu Hanım. Ben Cem Malkoç'tan anam türküsünü söylerseniz sevinirim. Kurtuluş Malkoç demiş. Devam edelim. Aşık Cem Malkoç kardeşimin sesini yüreğine sağlık. Uğur Özcan. Bir yanda memleket kokusu, bir yanda gönüllerde taht kuran bir ses, bir yanda ise saygıdeğer ciğerim abim. Hepinize selam eder, başarınızın devamını diliyorum Süha Keskinoğlu. Yine Vizyon 58 çalışanlarını İstanbul Demirözü Gençlik Derneği Başkanı Talip Keskinoğlu'nun şahsında tüm dernek yöneticilerine ve Alper Bey'e yaşattıkları bu güzel müzik ziyafetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Muhammed Çiğdem. İyi akşamlar. Gürel Ayı'nın ozanı değerli aşık Cem Malkoç'a başarılarının devamını dilerim. O bizim gururumuz. Bu güzel ve eşsiz eserlerini bizlerle paylaştığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Gönlü güzel insan, yolun açık olsun. Sarıyer'den Seyhan Malkoç, iyi programlar dilerim demiş. Bir yanda Alper hayırlı olsun. Talip Başkanım ve seyirciler arasında bulunan Sayın Komiserim Kadir Göktaş'a selam olsun demişler. Alper abi, Cem abi, yüreğinize sağlık. Programımızı her hafta keyifle takip ediyoruz. Talip Bey'e Demirözlüler olarak hayranız, saygılar ve sevgiler demişler. Ben de yine Kısanta'da bulunan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza, sevgili amcam Melis Esle'ye sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Dedemin toprağı orada, babaannemin toprağı orada. Bizim de Allah kısmet ederse bu yaz da oraya gelip onları da ziyaret etmek istiyoruz. Her zaman da yüreğimizde onlarla, sağ olsunlar, varsınlar. Evet Cem Baba, o güzel türkülerini tekrar devam edelim. Doyamıyoruz ama inşallah bu program uzar. Evet. Buradan Sivas'a selamlar olsun. Erhan abime, Hatice Hanım'a, Celalettin Bey'e. Ellerinden öpüyorum evet. Hepsinin. Bu güzel program biraz daha olabilir. Şimdi bir şiirim vardı benim. O şiirimi okumak istiyorum. Arkadaşlarım da, o güzel dostlarım da bana eşlik ederseler. Bu şiirimi Aslan Güler, Kısanta'da bizi izliyormuş güzel dostum. Kısa zamanda annesini kaybetmişti değil mi güzel dostum? Buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten zor bir acı. Ama Allah sabırlar versin diyorum. Bu vesileyle bu şiirimizi de okuyalım arkadaşlar. Başka olur. Ne güzel geçinip gidiyorduk. Sanki çivisi çıkmıştı memleketimizin. Bir parça ekmek, bir parça soğan ve yanında bir tabak çökelik. Ne geçmem İskender'e dönene. Yazması köyde kalmış yarimin. Nerede anamın leçeği? Babamın tırmalayan pardüsesi. Ve memlekette göç başlamıştı. Yavaş yavaş herkes Sivas'ından uçuyordu. Kimisi İzmir'e, kimisi Ankara'ya, kimisi Avrupa'ya. Ben yani aşık Cem, düştük İstanbul yollarına.
Düştük düşmesini de, düştük düşmesini de, ev yok, bark yok, düzen bozuk, çarp yok. Hoş nasıl olsa bir parça ekmek değil mi? Nerede olsa bulurduk. Bulurduk bulmasını da kalır. Bulurduk bulmasını da. Gel gör ki insanları bozulmuş, yozlaşmış, kaypaklaşmış. Öyle bir zamana gelmiş. Öyle bir zamana gelmişiz ki kardeşin kardeşe güveni kalmamış. Ve sonunda bir odalı, bir de kafası kendir çuval olan bir gece konuya yerleştik. Başladık günlüğü 50 kuruş. Başladık günlüğü 50 kuruş olan inşaat ameliyine günler, aylar, hesabı bizde sorulamayan yıllarımız geçiyordu. O gün yine sabah 5'te işbaşı yapmıştım. Kazma kürek ile boğuşurken kalfam yanına çağırdı. Elini omuzuma koyarak sanki teselli edercesine bir beyaz zarf uzattı. Ne olduğunu anlamadan elindeki zarfı alıp içerisindeki o çizgisiz beyaz kağıdı çıkarttım. Keşke, keşke mellerim kırılaydı da çıkartmaz olaydım. Şöyle yazmış, şöyle yazmış benim oğlu Cafer. Tez gel, tez gel, anan hastalandı. Sürekli camım, camım diyor, seni sayıklıyor. Kaynar sular başımdan aşağı döküldü. Ellerim haçlı koşarak köyün yolunu tuttum. Yolda giderken hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünde gelip geçiyordu. Anlamıştım bir şeylerin olduğunu. Köye yaklaştıkça sanki hüznüm biraz daha artıyordu. Havada kara bulut, evin önünde kalabalık var idi. Attım kendimi boşluğa, kollarımdan tuttular. Avazım çıkıncaya kadar bağırdım, bırakın, bırakın ulan, bırakın da doya doya sarılayım anamın tabutuna, sarılayım babamın tabutuna. Ne yani şimdi yetim mi kaldım, yoksa öksüz mü kaldım? Oy dibi delinesi gurbet oy, sen beni anamdan, sen beni babamdan. Sen beni al yazmalı yarimden ettin, ne diyeyim? Ne diyeyim, Allah da seni bildiği gibi yapsın. Allah da seni bildiği gibi yapsın. Bildiği gibi yapsın. Yüreğine sağlık abim. Senin mi abim? Bir de türkü patlatacağım abi. Güzel bir türkü okuyalım. Değerli Ozan'ımdan. Levhi Kalem albümü yapmıştık. Evet, onu soracaktım. Ben diyecektim. Evet, geçen sene benim eserlerimden oluşan sevgili Türkü ablam, Özcan Türe abim, onlar bana destek oldular, eşlik ettiler ve birbirinden değerli kardeşlerim. Şimdi ikincisine başlıyoruz. Güzel bir talep oluştu. Sevgili kardeşim de inşallah bu albümde olacak. Başkanım, kardeşime desteklerinizi bekliyorum. Demir Özü'ye Bayburda çok selamlar yolluyorum. Sanatçılarına lütfen sahip çıksınlar. Gerçekten. Çünkü biz memleketimizi çok seviyoruz. Ve Edirne'den Ardahan'a bütün herkesi kucaklıyoruz efendim. O albümde Yetmedi Mi diye bir eser. Okuyalım mı? Bir anda bırakıp beni çekip gidersin. Benden uzaklarda bilme söyle ne dersin. Seni seven şu gönlüme yazık edersin. Yetmedi mi
ömür verdim sana, yetmedi mi ya canım de. Yetmedim ya ömür verdim sana, yetmedim canta canım dedi. Aşık Cemim bir canım var, al senin olsun. Benden raf o taş kalbin sevdaya doysun. Kim ayrılık dilediyse saçını yolsun. Yetmedi mi ya ömür verdim sana, yetmedi mi ya canım dedi. Yetmedi mi ya gülüm dedim sana, yetmedi mi ya canım dedi. Çok teşekkür ederim. Ağzına eline sağlık. Başkanım, buradan üyelerine, Bayburt Kısantalara ne demek istiyorsun? İçinden gelen duyguların, derneğimize ne katkılarını istiyorsun? Vallahi Cem abi bizi bir rahat bırakmayacak ki, bize kendimize gerek. Yoksa vallahi normalde de... Neler hazırlamıştık, neler hazırlamıştık ama Cem abi aldın götürüyorsun bizi abi buralardan. Gerçekten de öyle. Şimdi biraz önceki, bir önceki türküde sağ olsun orkestradan abim zurnayla başlangıç yapınca aklıma şey geldi. Bizim Demiröz'ü biliyorsunuz, büyük üstad Binali Salman'ın da aynı zamanda memleketi. Rahmetle anıyorum kendisini. Bu geleneği Binali Selman'dan sonra tabii kardeşi yine merhum Yaşar Salman, sonra sırasıyla İmam Kına, Mail Kına ve devamında yine Ali amcam, Allah sağlıklı uzun ömürler versin, oğlu yine İsmail abimiz ve Demiröz'ün de yine şu an bulunan ve bu sanatı her türlü icra eden Serdar Estek kardeşim de devam ettiriyor. Zurna saz bizde var abi, yani biz demek ki türkü, Türk halk müziği bizim gerçek manada bizi etkileyen müzik. Dolayısıyla şey yapınca böyle insanın tüyleri diken diken oluyor. Sorunuza gelince şöyle, biraz önce sağ olsun ilçe milli eğitim müdürümüz Muhammed Çiğdem abim de mesaj göndermiş. Şöyle, ben şahsen kendi inancım şu şekilde, bir toplumun gelişmişliği mutlaka ki sanayi teknoloji mutlaka olacak ama kültür çok önemli. Yani bir toplumda eğer kültür, örf, adet, anane sağlamsa sağlıklı bireyler yetiştir. Sağlıklı bireylerin yetişmesi sonucunda da sağlıklı bireyler güzel işler yaparlar. Teknoloji de geliştirir, eğitim de yükselir. Şimdi Demiröz'ün de Muhammed abinin milli eğitim müdürü olduktan sonraki şeyde, daha önce de tabii bunlar yapılmış, bağlama kursları falan. Serdar Estek hocam sağ olsun şimdi bir bağlama kursu açmış, devam ediyorlar orada. Bizim ilçemizden tam manasıyla beklentimiz, bizim sadece bedenlerimiz burada, ruhlarımız her daim o topraklarda. Onlar o zemheri soğuğunda üşürken emin olun biz de üşüyoruz. Yani hiçbir şeyimiz yok. İnşallah bu birlik beraberliği, bu yüzyıllık kadim dostluğumuzu Demiröz'ünde yaşadığımız gibi İstanbul'da da yaşayabilmemiz için bizi desteklemelerini bekliyoruz. Yine tekrar edeceğim, 26 Şubat'ta bizim bir kuşluk çayı organizasyonumuz olacak.
Ve bu sene farklı olarak şöyle bir şey yapacağız. Bunun da ilk buradan müjdesini vereyim abi. Kuşluk Çayı'ndan önce bir Demiröz'ünde bir de İstanbul'da bir futbol turnuvası başlatacağız. Demiröz'deki futbol turnuvasında birinci olan takımı İstanbul'a getireceğiz. İstanbul'daki birinci olan takımla burada final maçını yapacaklar. Hangi takım olursa olsun onların buradaki konaklama, misafir etme gerekirse evlerimizde misafir edeceğiz. O şekilde bütün masraflarınızı derneğimiz olarak karşılayacağız. Sadece bu bütünleşmeyi sağlamak için. Bu organizasyonu bir de bizim sokak iftarımız var. Bu sene yine 2016 yılı faaliyet açısından bizim açımızdan ilk yılımız olmamasına rağmen iyi geçti. Geçen yıl biz bir sokak iftarı yaptık abi Demiröz'ünde. Organizasyonu tamamıyla İstanbul Demirözü Gençlik Derneği'ne ve Demirözü Belediyesi'ne ait. Yine ben buradan belediye başkanım Selam Ersen abime sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten çok desteklediler o konuda. Biz buradan İstanbul'da bulunan ilçelerden 4 belediyeden ücretsiz otobüs tahsis ettik. Sadece 5 günlük dernektik. Resmi faaliyet belgemizi aldıktan sonra dilekçe yazdık. Bunlardan bir tanesi şu an Vizyon 58 kanalında bulunduğu Bakırköy Belediyesi. Belediye başkanına teşekkür ediyorum. Bir tane Bahçelievler Belediyesi'nden, bir Esenyurt Belediyesi'nden, bir de Güngören Belediyesi'nden 4 tane otobüs aldık. Bu 4 otobüste yine özel arabalarıyla gelenlerle birlikte Demiröz'ünde 1000 kişilik bir sokak iftarı verdik. İnşallah bu biraz önce anlattığım futbol turnuvası Kuşluk Çayı için finali İstanbul'da, sokak iftarı için de Demiröz'ünde olacak bu iftar. Tabii bu sadece Ramazan'a has bir organizasyon değil. Biz bunu Muharrem ayında da yaptık. Bunu Demiröz'ünde sokak iftarı olarak yapamadık. Şöyle mevsimlerden dolayı aslında olmadı. Tam iş güç, pancar vesaire o dönemdi. Ama inşallah 2017'de hem Ramazan ayında hem de Muharrem ayında iki tane Demiröz'ünde sokak iftarı yapacağız. Tabii iftar programları olduğu zaman da yine bizim kültürümüzü, örfümüzü, töremizi yansıtacak bütün organizasyonları da onun içerisine yerleştirmeye çalışıyoruz. Futbolcu lazım mı? Futbolcu tabii şu ben an... Ben buradayım, onun için forvet oynuyorum. Tabii. Şimdi koyucu şöyle, lazım. Bizim biraz önce saydığım 9 komisyondan bir tanesi de spor ve gençlik komisyonuydu. Muharrem Beylik kardeşim de o komisyonun başkanı sağ olsun. Çıkışta buluşalım. Muharrem kardeşim şimdi inşallah bu organizasyonu yaptığı zaman bir de Demiröz'de yapacak. Ben şu an ekran başında izleyen benim canım hemşerilerime, genç kardeşlerime sesleniyorum ve bütün kamu kurumlarına da aslında şey yapıyorum. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Siz bugün gurbette ne kadar güçlü olursanız olun, eğer Demiröz'ünde memleketinizde karşılığı yoksa başarısızsınız abi. Oradan karşılık görmesi lazım. İnşallah bu hafta organizasyonu değil mi Sayın Başkanım? Bu hafta organizasyon başlayacak. Siz de bir takım böyle kurarsınız inşallah Alper Bey. Onunla birlikte Şirinevler'de yine halı saha turnuvası şeklinde olacak. 10 takım artık İstanbul'dan, 10 takım Demiröz'ünden. Oradaki birinciyle buradaki birincinin final maçına da Cem abim gelir artık. Öyle. Biz zaten Şubat'ta oradayız. Telefonu bekliyoruz. Peki o gün müsait olur. Kuşluk şeyi. Yalnız kuşluk dediniz ya. Kuşluk işte. Şimdi o Kuşluk Çayı'nda Bayburt ketesi eline geçe var ya. Vallahi getirdik. Ne sarar değil mi? Getirdik ya abi, getirdik. Onu da getirdik. Bayburt ketesi de vardı. Şimdi dersen yanında kertil orada yere değil mi? O zaman şöyle yapalım mı Cem abi? Bizim hazır yönetimdeki arkadaşlar da burada. Kuşluk Çayı için abi biz sizden söz alalım. Siz sonuçta Demirözlüsünüz değil mi? Bu da bizim Kuşluk Çayımız. Yani. Bizim eskiden dedelerimiz o Kuşluk Çayı'nda ben çok iyi hatırlarım. Affedersiniz böyle hayvanları aslında bir yem verme saati vardır o saatlerde. Saat 9 ile 10 gibi. Kuşluk malını gördün mü derler mesela. O kuşluk malından sonra da eve gelinirdi. Rahmetli dedem Allah rahmet etsin. Ben çok şey yapardım. O yola bir kuşluk çayı çek derdi mesela diyelim. Öyle bir çay aslında vardı bizim orada. Ondan dolayı bu sene o zaman şöyle diyoruz. 2017'nin 26 Şubat'ındaki kuşluk çayını birlikte içiyoruz değil mi Cem abi? Duygu Hanım değil mi? Birlikte tamam. Biraz önce varız. Söz bu sene şöyle ben biraz önce Büyük Üstad Binali Selman'dan bahsederken inşallah bu sene biz oğlu Binali Selman'ın oğlu Deniz Selman. Deniz Selman amcam geçen yıl bir programı vardı yurt dışında, katılamadı aramızda. Onunla ilgili de yine bizim komisyonlarımızdan Kültür ve Sosyal Etkinlik Komisyonu İsmail Yılmaz Başkanım ve İlyas Kılıç Başkanlarım irtibata geçecekler. İsmail çalışıyor mu ya? İsmail abi çalışmaz mı? İsmail abi biraz önce dedim ya Ali amcanın bir rahatsızlığı var. Allah evet. Acil şifalar versin. Acil. Gerçekten. Şimdi şöyle bir şey var abi. Ne olursa olsun insanın kendi doğduğu topraklar gibi yeri yok.
Bugün mesela İstanbul'da yaşıyoruz işte, her gün her tarafa gidiyoruz, farklı insanlarla iş icabı olsun vesaire falan. Ama kendi memleketinden gördün mü birini abi, adamın içinin yağları erir yani. Ali amca da sağ olsun Şirinevler tarafında oturmasından dolayı böyle bizim her zaman içimizin yağlarını eritir. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur İnşallah böyle. Abi. Yine birlikte oluruz. Evet, bir türkü alalım, sonra Cem abinden alalım, sonra da dileklerinizi alalım. Dinleyelim bakalım kardeşim. Dinleyelim. Yalanla yeminle nara yaktığım sözlerini bile bile unuttum. Usanmazdım saatlerce baktığım gözlerini bile bile unuttum. Unuttum adına bir cızı çektim. Saatlerce baktım gözlerini bile bile unuttum. Unuttum adına bir cız çekti. Selamlar olsun Engin Mürşani güzel eserlerinden dolayı. Can Baba, Nurşani Baba, oğlu Engin Nurşani Baba'ya yapalım mı? Zamanımız var mı bir eser? Ne? İki eser var sana. Öyle İki öyle. Eser. Estağfurullah. Başkanıma sorum var sonra. Şöyle aşktan, sevdadan. Vallahi hep aşk sevdayından olmuyor kardeş. Değil mi? Of, of. Sen
şahin gibi yüksek uçup görmeze. Ekmeğini bay edip de vermeze. Düştü günde şu halımı bilmeze. İyi günde bilmiş onun eyleye. Ula senin eyleyim, ah ben yarın eyleyim, vefasız dostun eyleyim ama. Düştü günde şu halımı bilmezsin. İyi günde bilmiş onun eyleyim, başkanım senin eyleyim, yarın eyleyim. Ah hayırsız dostu ben eyleyim. Aşık cemim yörek yanar kor gibi. En sevdi gün olur, olur el gibi. Bağlamam da kopan ince tel gibi. Vurduğumda çalmazsa bunu neyleyim, adam seni neyleyim, ulan yarın neyleyim, hayırsız dostu neyleyim ama. Bağlamam da kopa İnce tel gibi, vurduğumda çalmazsa bunu neyleyim, yarın neyleyim, ben malı neyleyim, Alper'im vefasız dostu neyleyim. Karlı dağlar sıralamış yaramı, yine bana yine açtı adamı. Yarda yoktur, nerede bulam çaramı? Yol ver dağlar, ben köyüme sizin olsun bu İstanbul değil. Yol ver dağlar kısan daya değil.
sizin olsun bu İstanbul. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ya, beraber prova da yapmamışız ama işte vallahi helal olsun ya, işte kalite böyle bir şey. Ellerinize sağlık güzel dostlar. Sağ ol. Cem baba, son duygularını alalım. Evet, bugün hakikaten duygulandık. Bu son duygularım olmasın tabii ki. Temennim 2016'yı sünger attık. 2017'ye şöyle güzel temiz beyaz sayfa açalım. Memleketimizde kan, efendime söyleyeyim, kavga, şiddet, savaş olmasın. Çünkü bizim memleketimizi ben çiçek bahçesine benzetiyorum. Öyle sentezliyorum. Öyle bir memleket. 2017 herkese güzellik, bol kazanç getirsin. Dünya sevgiden, kardeşlikten, barıştan yana dönsün diyorum. Teşekkür ederim sana ve Vizyon 58. Teşekkür ederim Cem babam. Ayağına sağlık. Bizleri dostlarla buluşturdunuz. Bu arada stüdyoda bulunan canlarımıza da çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Bize destek verdiler diye. Ben müzisyen arkadaşlarıma da bir alkış istiyorum dostlar. Gerçekten emekçilere, mutfağın arkasında olanlara. Canlı yayın belki sürçünisan etmiş olabiliriz dostlar. Biz
doğaçlama yapıyoruz, dual yapıyoruz. Sizlerin hoşgörüsüne sunuyoruz. Sağ olun. Evet başkanım, sen de dileklerini alalım. Zaman dolmadı, görün. Ben, evet. Ben hemen kısaca böyle hem 2017'den dernek olarak beklentilerimizi tabii hızlıca tabii bir sıralayayım. Normal bilindiği gibi STK'lar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, cenaze, düğün vesaire organizasyonlar yapıyorlar. Biz bunların yanı sıra biraz önce anlattığım projelerin haricinde yine projelerimiz var 2017 için. Biz düğün dedik, düğünlerde şöyle bir tane adet başlattık. Demirözü sarması diyoruz biz buna. Şöyle mesela İstanbul'da bir arkadaşımızın düğünü var. İşte adam farklı bir ilde, Konya'da, orada burada, Bayburt'ta, o organizasyonu yapan arkadaşı arıyor, diyor ki ben diyor falancı kişinin düğününe diyor şu kadar hediye gönderiyorum diyor, bir şekilde gönderiyor, biz onu bir kurdale hazırlıyoruz böyle, artık ne geldiyse işte altındır, paradır vesaire falan, kimle gönderdiyse onların isimlerini yazıyoruz, o gelen hediyeleri de kurdaleye takıyoruz. O anda içimizde kim varsa, yani o düğüne dernek olarak kim gitmişsek, İçimizdekilerin ya en büyüğü, en küçüğü veya o anda içimizde misafir olan, artık neyse, bir en seçip o kurdale onun elinde, en önde götürüp damat bey kardeşimize takıyor. O zarfı da cebine bırakıyor. Sırayla da bir tokalaşıyoruz. Fotoğraf çekiliyoruz. Bunun adı kısanta sarması, demirözü sarması. O kısanta bu, sarması bana ne olmadı? Düğün ama sen erken yapmışsın. Nasıl bak, erken? Bir kişi yoktu. Ne zaman, düğün ne zamandı? 2015, 1 Kasım'dı. O zaman biz yoktuk zaten. Biz daha gelmemiştik. Bir kişi yoktu diyorum kısantadan. Yani şöyle şimdi... Bir kişi içeriden girip... Yenge Hanım şimdi izliyordur. Ben tabii yani hakikaten şu an mahcup oldum. İzliyorsa bir şey diyemem. İkinci düğün olursa artık ona mı yaparız bilmiyorum. Beğen hazelersiz. Tamam tövbe o zaman. Şimdi hemen hızlı hızlı ben kapatıyorum. Şöyle şu an Demirözü merkezde 5200 nüfus. Toplamında 14.000 nüfusuyla. Bizleri izleyen, duyan herkese kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Onun haricinde yine sosyal medya, Facebook sayfamızda 22 bin kişiyle etkileşim halindeyiz. 22 bin kişiyle. Yine hepsine selamlar gönderiyorum. Yine WhatsApp grubumuz var Cem abi, sürekli iletişim halinde olduğumuz. Onların hepsine de selamlar gönderiyorum. Bizim 2017'de dernek olarak yapacağımız projelerden bir tanesi Her Kahveye Kitaplık projesi. Şu an bizim Demirözü'nde 15 tane kahve kıraathane var. Biz İstanbul Demirözü Gençlik Derneği olarak inşallah bunların hepsine birer tane kitaplık yaptıracağız. Ve bu kitapları ilçe milli eğitim müdürü, ilçe kaymakamlığı ve belediyesinin de irtibat haline geçip buranın sürekli kitap finansmanını biz yapacağız. Yani şu algıyı yıkmak istiyoruz. Kahve, çay içilen, muhabbet edilen yerin haricinde bir de kitap okunan yer. Hemen bitiriyorum. İkincisi yine Demirözü'nde, şu an sizin mesela Demirözü'nde dikili bir taşınız var mı Alper Bey? Benim yok, yok, yok. Dedelerimizin var. Allah rahmet etsin. Nevzat dedelerim var. Nevzat dedemin var. Ya şimdi biz Allah nasip ederse 2017'de yine Demirözü'deki kurumlarda irtibat haline geçerek bir tane Demirözü Gurbetçi Ormanı yapmak istiyoruz. Demirözü Gurbetçi Ormanı. Sen Alper Estek olarak geleceğin bir tane, Cem abi tabii sizde, bir tane fidan ekeceğin oraya. Üzerine de böyle plaket yapıyorlar. Ben Bakırköy Belediyesi'nde görmüştüm. Çok güzel. Dikili bir taşın yoksa ekili bir ağacın olacak memleketimizde. Bir projemiz bu. Ondan sonraki bir projemizde Allah nasip ederse Demirözü'nde bir kültür evi projesi. Yine bizim örfümüze, töremize, 100 yıllık töremize ait bir kültür evi projesi yapmayı düşünüyoruz. Bir de yine şu an bizi yalnız bırakmayan Yavuz Göktaş abimin bir motoru var. Sürekli arıza yapıyor. Dernek olarak da bir kampanya başlatıp 2017'de Yavuz abime bir tane motor alacağız. 2016'ya son sözüm, ne güzel oldu ki 2016 sen bittin, çünkü bu memleket 2016'dan çok çekti her türlü. İnşallah 2017 bizim bu 2016'da gördüğümüz hiçbir kötülüğü bize yaşatmaz. Sevgi, barış dolu, huzur dolu, sağlıklı, mutlu bir yıl olur hepimiz için. Teşekkür ediyorum Vizyon 58'e ve sizlere, değerli orkestraya, herkese, bizi izleyenlere. Öncelikle bizi sizlere bulaştıran en başta Dedik Sinan Karamelek, Murat Çakma, sonsuz teşekkür ederim. Onlar bizim canlarımız. Her hafta cuma olduğu gibi 22-15 gösterimde biz buradayız. 2016'ya gidiyor, 2017 geliyor. Güzel, sağlıklı, aşk dolu, sevgi dolu. Kırgınlık olmasın, küslük olmasın. Güzel, barış diyelim. Sizin de tekrar ayaklarınıza sağlık. Sizin de elinize, kolunuza sağlık. Herkese iyi akşamlar diyeyim. Hoşça kalın, dostça kalın. Aramıza girdi. Sen geldiyorsun.
olsun. Gelemem diyorum efe, sen gel diyorsun. 2017 sen gel diyorsun. Efendim her şey gönlünüzü olsun. İyi akşamlar, hoşçakalın, dostçakalın. Her cuma akşamı 22.15'i gösterdiğinde değerli konuklarımızla bunları doğuracağız. İyi akşamlar, hoşçakalın, dostçakalın.